Efendim ben Mineşil olmuşsunuz. Umarım keyifleriniz yerindedir. The Long Dark müteceğimizde acımızla tatlımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Thompson köyünün etrafındaki önemli mağaralara bakmıştık. Hiçbir şey çıkmamıştı. Hatta bug'a bile yakalanmıştık. Sonrasında işte tekrardan buraya geldik. Hazırlığımızı yapıp eşyalarımızı toplayıp buradan defolup gideceğiz efendim. Gizemli göl tarafına doğru. Ama hemen bölüme başlamadan önce birkaç önemli duyurum var. Birincisi arkadaşlar sizler bu arada destekleriniz için çok çok teşekkür ederim bu şeye. Beğen yorumlarınız cidden güzel oranlarda beğeni atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Yapmaya da devam edin. Ben de elimden gelebilince sizleri çıkarmaya çalışacağım. Bunun için bir teşekkür ederim. Yalnız ben cuma günü benim internetim tamamen gitti, kesildi. Alt katla alakalı bir sıkıntı oldu. Alt kata benim internet hattımı alt katı bağlamışlar falan filan tarzında. Şimdi kablolar değişti. Diğer boşta olan kabloları ben bağlattım kendime ama boşta olan kablolar yemin ediyorum ADSL neredeyse. Yani 2023 yılında ADSL ile de ne yayın yapılır ne adam akıllı video uploadlanır. Ama yine de ben gece uploadlarım, bir şey yaparım. En azından şimdilik bu videoları size yetiştiririm ama canlı yayınlar aksayacak. Canlı yayınları şöyle yapacağız. Ben kayıt alacağım canlı yayınlara. Canlı yayın değil de kayıt almaya çalışacağım. CPT Silver TV, Kadir beraber oynayacağımız oyunları belki değişik serilere de başlayabiliriz. CPT Silver TV canlı yayını da yapacağız. Ben de orada olacağım. Sizleri oraya yönlendireceğim. Kadir'le beraber içerikler yapmaya devam edeceğiz. Yani yayın yapamıyoruz diye yayın hiç yapamayacak durumda sizleri ihmal edecek durumda değilim yani. Her şeye rağmen devam edeceğiz arkadaşlar. Yani her şeye rağmen bu içerikler devam edecek. Yani bunun kaçarı yok. Yani gebersek de yapacağız bu işi. Onu bir söyleyeyim. Ama merak etmeyin, internet olayı bir hafta içinde çözülür. Yani sıkıntının spesifik olarak ne olduğunu biliyorum yani. Eğer adamlar çözmezse, yeni kablo getirip takmazlarsa ben de alt kattaki bizim kiracımız olacak onlar. Alt kattaki kabloyla benim kabloyu kendi ellerimle değiştiririm. Sonra tekrardan internetçileri ararız. Onlar da düzgün bir şekilde internetleri bağlarlar. Gerisi çok da umurumda değil açıkçası yani alt kat. Yayın yapmıyor sonuçta. Daha iyi internet isterlerse. Yani açıkçası video falan izlemek için, film izlemek için şu anda benim internet iyi ama yayın ve video için sıkıntı. Yayın ve video yüklemek için biraz sıkıntı. Ama çözeceğiz dediğim gibi. Onları eski haline getireceğim en kötü. Getirebilirsem, daha yeni kablolar bağlattırabilirsem onun peşindeyim biraz da. Daha hızlı, daha iyi internet belki. Neden olmasın? Değil mi? Onun dışında bununla uğraşmak diyeyim. Bu hafta bununla geçecek. Long Dark'la alakalı kaçırdıysanız birkaç duyurum var. Mütecavüz günlükleri devam ediyor. Sıkıntı yok. Hedef 500 serimizi iptal ediyoruz. İptal etmemizin sebebi DLC ile beraber benim beklediğim miktarda içeriğin gelmemesi. Yani hedef 500 yapmak istiyorsak ben evlerimi dekore etmek istiyorum. Hani atıyorum biz Gizemli Göl'de 30 gün kaldık Long Dark'ta. Hedef 500'ye 30 gününü Gizemli Göl'de geçirdik. Ben bu 30 günlük gün içerisinde evimi dekore edebilmek istiyorum. Yemek tarifleri yapabilmek istiyorum. Farklı farklı yemekleri depolamak istiyorum falan vesaire. Lan loot çok. Bunları yapmamız gerekiyor ki bu mekanikleri böyle suyunu çıkarmamız gerekiyor ki bu hedef 500'ün içeriği dolu dolu olsun. Yani yeni mekanikler gelmediği için hedef 500 biraz klasik sıkıcı bol lootlu bir izci zorluk seviyesine dönüştü. Elimizde tabanca var. 500 tane mermi var. Sıka sıka gidiyoruz falan. Yani o bizi o kadar sarmadı. O yüzden hedef 500'ü rafa kaldırıyorum. İptal değil, rafa kaldırıyorum. Yani tekrardan tabii sıfırdan başlarız da. Bu içerik güncelleme, hani mekanik güncellemeler, işte balıkçılık mekaniği, ev mekaniği, ne bileyim yeni hayvanla gelecek olan kıyafetler, işte ne bileyim ev kostümizasyon mekaniği, verdikleri sözleri tutup getirirlerse hedef 500'de yaparız. Ha peki canlı yayınlarda ne yapacağız bu Long Dark adına? Custom mütecavız sezonu geri dönüyor arkadaşlar. Mütecavızı şöyle yaptık. Mütecavız zorluk seviyesi. Canımız çok çok zor doluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bitki çayı içip üzerine huş kabuğundan çay içip uyuduğumuzda hani iki can dolduran çay içip 8-10 saat uyuduğumuzda canımız %30 anca doluyor. Normal uykularda %10 %15 falan canımız doluyor. Bayağı zorlayıcı, mütecavızdan çok daha zorlayıcı bir seri. Ama loot kalitesini arttırdık ve tüfekleri aktif hale getirdim. Ama şey de kullanmıyorum, eski tüfekleri kullanmıyorum. Yeni tip, böyle yeni özellikle tüfek falan, değişik yay falan onları kullanmak istiyorum. Onları bulmak istiyorum.
Onlar gelirse onları kullanırım ama şimdilik elimde Revolver ama hiç sıkmadım mesela. O seride o şekilde yine kanala gelecek bu arada YouTube'a. 3 bölümlük falan bir içerik çıkardık canlı yayında geçtiğimiz internet bozulmadan önce. Onlar da sizinle ulaşacak. Canlı yayınlarda onu devam ettireceğiz. Custom mütecavız. Eğer benim oynadığım modu oynamak istiyorsanız onun da linkini, şeyini, kodunu aşağıya açıklamalara bırakacağım. Onu da belirtmek isterim. O da bayağı keyifli bir zevkli geçiyor. Yani bayağı bir ölümle burun buruna geçiyor hep bölümler. Güzel oldu. Güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir seri olduğunu düşünüyorum. Umarım sizden ona da eşlik edersiniz. Dediğim gibi sebepleri bunlar. Hani hayal kırıklığı yaşadıysanız yani siz düşüncenizi sizler de belirtin yorumlarda. Bu duyuruları yaptığımıza göre devam edelim. Haydi bakalım. Şimdi biz buradan taşınacağız değil mi? Yes. Açız. Yes. akşam oluyor. Yatacağız. Tamam. Daha henüz bugünlük o zaman taşınmayacağız. O zaman üzerindeki kıyafetlere bir bakalım. Böyle dikmem gereken yapabileceğim bir şey var mı? Şu gündüz vaktini kullanabileceğimiz, dediğimi kullanabileceğimiz bir şey var mı? Aslında yani çok da yok diyebiliriz yani. Peki ben zamanımı nasıl kullansam? Kitap okuyarak geçirebilirim. Yemeğimiz yeterince varsa diyeceğim. Çok da yok. Çok da yok. Aslında var. Tamam var. Yeterince var. Yani yemek yiyecek kadar var. Bu yarım litre su burada kalabilir. Buraya tekrardan geldiğimizde burada bir yudum bir içecek bir şey kalması iyidir. Hoştur. Ne olur ne olmaz. Yani su da sonuçta craftlayabildiğimiz bir şey ama susuz geliriz bu tarafa. Sıkıntı yaşarız falan. Gerek yok. Bir tencere, bir geri dönüşüme kazandırılmış kutu alacağım. Tabi taşınırken aslında bunları da olabildiğince götürmekte fayda var. Ben bomba yapabilirim. Yani uzun vadede. Ama ne yazık ki bilmiyorum. Bakalım öncelikleri önemli eşyaları bir taşıyalım bakalım. Şimdi odundan başla. Biz yolda bayağı ateş yakarak gideceğiz. Onu bir söyleyeyim. Yolculuğumuz sırasında bayağı ateş yakıp ısınmamız gerekebilir. O yüzden yanıma ben 3 tane kitap alacağım. Yak balık. Çam odunlarını alacağım. Evet, biraz ağır olacağız yolculuk sırasında. Tutuşturucuya ihtiyacım var mı? Ver 2 tane, olur. Bunları verebilirsin bana. 34 kilogram olduk bile. Muazzam, muazzam. Abi suyumuz yokmuş bu arada. Ama gazoz var, içeriz. Ekipman olarak tabii ki de bunları götüreceğiz. Yakıt ihtiyacım var mı? Olabilir, götürelim. Geri dönüşüm kazandırılmış kutu da bayağı bir varmış ya. Neyse biraz alalım bari. Sprey boyaya ihtiyacım yok en azından bu haritada. Çizim kömürü taşımama gerek var mı? Sinyal kulesinde kömür var. Sinyal kulesi için polaroid bulmuştuk, onu çizeceğiz. Kaliteli aletleri götürmek istiyorum. Bulamazsak eğer lazım olacak. Birçok işimizi hızlandıracak bizim o. Ha aklıma geldi. Krampon yapacaktık. Ahıra gittiğimizde krampon yapacağız. Niyetimiz oydu. Bileme taşlarını alalım. Okumalık kitaplarımızı alalım. 40 kilonun altında olursak çok mutlu olurum. Ama çok da mümkün gibi gözükmüyor açıkçası. Yani şu sülfürler hafif ama yani şu ot kurutucu da bayağı ağır. Gizemli Göl'e gideceğiz. Belli bir miktar kumaş taşımam da gerekiyor ya. Gizemli Göl'de biraz kumaş sıkıntı. Evet, 40 kiloyu aştık arkadaşlar. Şimdi bunlar kalsın. 40 kilo bizim koşamayacağımız anlamına geliyor. Hoş değil. Yemek bonusu da alamayız. Öyle bir lüksümüz yok şu an için. Bazı şeylere fedakarlık edeceğiz. Mesela tencere. Tencere her ne kadar götürmek istesem de tencereden fedakarlık edeceğiz. Bir tane de geri dönüşümü bırakalım burada. Bunlar dursun. 3 tane götür. Hatta götürmeyelim ya. Ne yapalım bomba için. Buluruz elbet bir gün yani. Konserve monserve yiyeceğiz. Hani yolda bir şeyler buluruz. Bunun yanı sıra 3 tane taşımız varmış. Tamam.
defansif mekanizma diyorsunuz. Biraz daha hafifleyebilsek güzel olacak ama. Şu kolşeyi yiyebilirim. Köpek babasını yiyebilirim birazdan. Hay maşallah. Bu ne lan bunlar böyle? Hep tek tek olmuş. Boşalmamış bunlar. Her neyse. Tabi biraz fazla odun taşıyoruz yolda. Mesela bunları komple yakacağım. Bunlar komple yanacak. Bunlar komple yanacak. Bunları yakmamaya çalışacağım da yani yakarız duruma göre. Okumalık kitaplarımız var falan filan. O zaman bu gündüz vaktini artık daha verimli geçirelim. Dediğim gibi yolda düzüleceğimiz için. Öncelikle bir köpek maması yiyelim. Ağırlık bakımından daha canımı sıkan şeyleri tüketmeye çalışacağım. Bunu artık atabiliriz tekrardan. Bunlar iki tanesini içersem ama çok fazla suyum da yok, o yüzden içmeyeceğim. 30 tane asrotumuz varmış. Bunlardan gömelim. Bunun ağırlık kalori oranı güzel fasulyenin. O yüzden bunu saklayacağım. Hem de kondisyonu da çok iyi. Çikolata yiyebilirim. Bunlar çürüyünce iyice canımı sıkıyor. Hasta ediyor bizi. Bunlardan yedik. 3 tane bundan yiyelim. Üzerimize taşıyacağımıza kalori olarak taşıyalım değil mi? Çok az su içelim. Yarın sabahlık suyumuz kalsın. Gazoz da var gerçi. Dediğim gibi şurada bir güzel kitap okuyalım. Ne okuyabiliriz? Şu an Ateş Yaban Mutfağı'nı bitirebiliriz öncelikle. 2 saat bu gece bu bitersem çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Olamadım ama oldum. Çok mutlu oldum. İnanılmaz mutlu oldum. Yemek pişirme yeteneğimiz ikinci seviye oldu. Artık pişirdiğimiz yemeklerin kalorisi bir tık daha artacak. %10 artacak. That's something. Çok büyük bir buff değil. Ama yani mütecavızda her kaloriye ihtiyacımız var. Yaptığımız çaylar 110 olacak artık. 110 kalori olacak vesaire. Lan biz ne kadar susamışız ya. İnanılmaz. Su içelim. Ateş yakacağımız için yolda su falan kaynatırız yani. Şu an taşımama gerek yok. Gece vakti olduğu için çok da fazla bir şey yapamayacağız. 10 saatlik bir uyku uyuyamayacağız tabii ki de. Muhtemelen. Sabah da kesin fırtına çıkar. Yolculuğa çıkacağımız plan, yolculuk planladığımız her seferinde böyle oluyor genellikle. Bir şey parçalayabileceğim galiba ya hani. Ya da bir şey hazırlayabiliyor muyum peki ben? Mantar hazırlayabiliyorum. Bu da hafiften ağırlığımızı çok daha az olsa azaltacaktır. Bunu da yapalım. Sargı bezine ihtiyacım var mı peki benim? 2 tane var, yeterli. Yeterli. Bayağı susamışız ya, su içelim. Ne yazık ki hala gün ışığımız yok. Şu an birazcık zaman geçirmek durumundayım. Tam şafak çıksın diye. Ya da gerek yok ya. Dışarı saydınlıkla diye tahmin ediyorum. Topluluklarına izin ayrıl. Evet, devam ediyoruz efendim. Mütecavızdaki kaçıncı günümüz bu arada, onu da merak ettim. Bu arada tam da güneş doğmamış ama problem olacağını düşünmüyorum. Havada soğuktu gerçi. En büyük problemimiz o. Yoldan gideceğiz zaten. Burası köy. -27. Rüzgarla beraber bayağı bir -40'ları bulan bir soğukluk var dışarıda. Hissettiğimiz -27. Üzerimizde yaklaşık 15 derecelik toplamda bir koruma var. Kıyafetlerimiz iyi değil. Kıyafetlerimiz iyi değil ama bizim kesinlikle ama kesinlikle şeye ihtiyacımız var yani hani notları falan bulmamız lazım. Yani 3 adrenin buluyorsak ben notlardan bir tanesinde muhtemelen kaliteli bir kıyafet bulma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Mütecavız dahi olsa. Bir izleyicimiz MR bulmuş. 3 tane. Biz 3 tane adrenin bulduk.
Yani öyle bulmak tabii ki de oyunu bir tık kolaylaştırıyor ama yani o kısa vadeli kolaylaştırıyor yani MR neyidir? Şeyde tüketirsiniz mesela yani. Şey için uğraşmak zorunda kalmazsınız. Kıyafet yaparken yemek stoğu falan sıkıntısı yaşamazsınız yani derileri işlerken falan. Bu arada ben deri demişken deri de yarımı almışım. Zaten bir tane geyik posta aldık şimdiye kadar galiba, tamam mı? Bir şey yarattıysam unutmayayım falan diyecektim de. Neyse. Zaten diğer deriler de zaten şeyde. Ahırda diye biliyordum. Ahıra o yüzden gidiyoruz. Normalde bu yoldan gitmemiz lazımdı. Buraya tekrardan geri döneceğiz. Mecburen biraz geri gideceğiz. Köprüden karşıya geçeceğiz falan filan. Bayağı da ağırız. Sabah. Sabahın erken saatlerine çıkmış olmamız aslında bir tık iyi oldu. Çünkü ahıra gittiğimde birkaç saatte uyuyabilirim yani. Ve hala gün ışığımız olur. Havada iyi denk gelirse sabah güneşiyle falan. Hava ısınıyor yavaş yavaş bu arada. Serimize devam edeceğiz efendim. Dediğim gibi beğeni yorumları ihmal etmeyin, yapıştırın. Biliyorum yani biliyorum biraz üşeniyorsunuz ama yani bir beğeni, en azından bir beğeni atmak çok zor olmamalı efendim. Bir algoritmayı tokatlarsak mutlu olurum serinin inşaatı için. Bunlar önemli. Tam gaz devam edeceğiz. Düş köprüsü. Bu arada şey soruları da gelmeye başladı. Ha bu arada göstergeleri siz yorumlarda diyordunuz ya, sabitledik artık yani. Ben sevmiyorum, mümkün olduğunca ekranda gereksizse gösterge çıkmaması taraftarıyım. Böyle biraz daha sinematik oluyor çünkü bana göre. Yani canım azaldığı zaman ya da bir şey olduğu zaman gösterge çıksın, beni bilgilendirsin tarzını severim. Ama yani çok görmek istediniz, ben de ekledim, ne yapayım yani, yapacak bir şey yok. Kalıcı olarak bütün göstergeler açık olacak artık. Bunun dışında ne diyordum? Bir şey daha diyecektim ya. Ha, Long Dark ha. DLC'nin içeriği bu kadar mı? Yok efendim, ne zaman gelecek? Kurt ne zaman gelir işte? Şimdi benim yeni hayvan hangi güncel 2 ay sonra gelecek mi falan tarzı sorular gelmeye başladı. Arkadaşlar bilmiyorum. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bana göre zaten ilk başta yeni hayvanın gelmesi gerekiyordu. Çünkü yeni harita ne yazık ki yeni hayvan için tasarlanmış bir yeni harita. Yani bomboş bir harita. Yani hayvan spam olarak boş. Hani belli yerlerde kurtlar var ama yani çok az, inanılmaz az yani. Oyundaki şu an en kolay haritalardan bir tanesi olabilir şey, Körfez. Ne yazık ki. Ama adamlar da şey gibi, şey olduğu belli yani. Bu yeni hayvan getireceğiz ya, o yüzden buraları boş bırakalım. Buraya direkt yeni hayvanı ekleriz tarzında bir boşluk bırakmışlar yani. O biraz bariz belli oluyor. Ama yani siz o zaman yeni haritayı niye şimdi getirdiniz? Yeni hayvanı yani biraz da işte aslında aralık yılbaşı satışlarından para kazanmak için getirdiler, yetiştiremediler muhtemelen. De bana göre ilk gelecek olan güncellemede yeni hayvanın gelmesi lazım. Çünkü dediğim gibi ya, öncelik o olmalı. Çünkü yeni harita boş. Yeni harita kesinlikle boş. Yani ama bunlar benim yani şey yani düşüncelerim yani, hani bu geleceği anlamına gelmiyor. Gelecekler tabii ki de ama bir sene içerisinde sözleri var işte. Ama yani ben ne yapam? Aynen. %92 kurumuş bu arada. Neredeyse kurumuş bunlar. Tavşanlar kurumuş hatta. Peki. Ben burada biraz dinleneceğim. Geek postlarını atalım. Tavşan postları da bayağı yırtılmış durumda. Hoş değil. Biraz gazoz içelim. Hem ağırlığımız azalır. Bir tane kuşburnu çayı da içebiliriz. Sakıncası yok. Arabaya girelim.
Burada bir 3 saat uyuyalım. Hem ısınırız, hem dinleniriz. Eğer fırtına çıkarsa kitap okuyacağız artık burada. Çıkmazsa yolumuzu devam edeceğiz. Ha bir de şeyi unuttum, bir saniye. Onu da unutmadan yapalım. %95 oldu, peki. Tezgaha gidelim. Tezgah. Artık yapabiliriz. Artık'ın bizim de mütecavızda ilk 10 günde erişebildiğimiz bir kramponumuz var. Bilek burkulmalarına son. O halam bayağı zaman aldı bu arada. Hoş olmadı. Neyse. Bu bize ekstra ağırlık yaptı mı? Sanmıyorum. Muhtemelen çünkü 4 tane demir parçası daha ağırdır. 2 tane de deri kullandık falan filan. O yüzden çok da problem olduğunu düşünmüyorum. Let's go. Gidelim. Ağırlığımız ne kadar? 37 kilogram ama burada birer kiloluk 1 kiloluk malzeme var. 38 kilograma yükseldik. Üzerimizde bolca odun var. Onları yakacağız. Yoldaki dinlenme mağarasında. Göle gitmeden önceki mağarada. Oraya da gideceğim. Belki orada bir şeyler çıkar çünkü. Yolun üzeri diyebiliriz. O yüzden oraya uğrarız. Sonra göle uğrayacağız. O mağarada bir ateş yakarız. Su kaynatırız az bir şey. Gölün etrafındaki lootları alırız. Bugünkü planım bu. Ondan sonra da nasip olursa havada -14'müş. Fena değil. Aslında güzel sıcak bir çay ve bir meşaleyle bu hava bayağı bir çekilir bir havaya dönüşebilir sıcaklık. Ama onu dediğim gibi sonra yapacağız. Ama yine de çok aşırı soğuk da değil. Bakalım. Durum, hal vaziyet falan böyle. Bu arada burada kesinlikle loot yok. Onu söyleyeyim. Bulduğumuz notlardan arabaların vizörlerinde bulduğumuz notlardan bazılarını, yani Rafael şey demişti, hani bazıları bilgi için olduğunu söylemişti. Onu ben de evet, yani bu da bilgi, yani bazı notlardan lootlar çıkıyor direkt, hani spesifik buraya loot koymuş, burada Zula var tarzında bilgiler geliyor. Diğer notlardan ise buradan şu gizemli göle geçen yol varmış, biliyor mu falan tarzında böyle random infolar veriliyor. Bu da bize haritalarda geçiş noktalarını gösteriyor. Yani mesela normalde bu mağarayı bulmak, öyle mesela haritayı bilmiyorsanız tatlı vadiden gizemli göle geçiş mağarası bayağı bir cins bir yerde, yani hani gözünüzden çok rahatlıkla kaçabilecek bir yerde. Hani ilk defa oynayan birisi kolay kolay bulamaz orayı yani. Tatlı Vadi'yi ilk defa tecrübe eden birisi hayatta bulamaz orayı. Bu tip notların var olması yeni oyuncular için ya da RT bilmeyen oyuncular için iyi olmuş. En azından şimdi çize işte sprey boyası kullana geçiş bölgesine gidebilirsin yani. That's something. Ha tabii bizim gibi tecrübeli oyuncular için de çok da faydalı bir bilgi değil yani. Ama çok problem değil zaten. Mütecavızda 10 tane loot bulacak değiliz yani. Yani şu an bulduğumuz, eğer bulduklarımız ve bulacaklarımız bu 3 adının kadar değerliyse zaten çok çıkmasın. Haritada bir tane çıksın daha maksimum diye umuyorum. Bakalım. Şimdi bu nehir nereye gidiyor? Kulaklığımı doğru mu taktım, yanlış mı taktım bilmiyorum ya. Onu şöyle anlayabilir miyim acaba ben? Ters takmışım. Taş atarak anladım. Tam olarak beni gidiyorum. Yol bu taraftaydı. Aşağı nehirdeyiz galiba ama. İleride şelale olacak. Benim şelalenin üst tarafına gitmem lazım. O yüzden yukarı çıkmaya başlayalım şimdiden. Nehirden gitmemizin bir anlamı yok. Sen daha kule nerede? Kule daha orada. Aşağıdan bir alta ulaş. Ya ben...
Şeyi boşa mı yaptım arkadaşım? Krampını boşa mı yaptım arkadaşım? Gerçi çok çok ağrısı da var da. Oo, ustalık iyice bir de. Bir ölü var. Ne diyor, belirsiz bir ölü var. Neyse, nerede öldüm ben seni? Salak saçma bir yerde ölmüşsün vallahi. Bir ölü daha var. Ha, burası bizim mağara. Galiba yanlışlıkla gelmem gereken mağarayı buldum. Bu tip yerleri böyle yanlış bulmayı seviyorum ya. Peki o mağaranın içinde mi ölü mü? Neyse, mağaranın içine gidin de ısınalım önce bir. Karga biraz sanki şeydi gibi. Orman manası aynı. Dayı, sende ne var? Gazozum var. Olur, suyu ihtiyacım vardı zaten. Başka bir şeyin var mı? Yok. Olur. Kibrit kullanacağım da az olanı kullanalım. Dediğim gibi kitap yakacağız. Hızlandırıcıya ihtiyacım var mı? Çok da yakıtımız yok zaten. Yapıştır. Kibrit sayımız da fena değil. Baş alamazsak da başaramayız. Yapacak bir şey yok. %80'den de yapalım artık değil mi? Eşare taktiğini işte yapılır da. Artık harita sayısı da çoğaldığı için yani kibrit bulma şansımız da çok çok fazlalaştı. Yani o yüzden kibrit sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum artık yani. Eskiden harita sayısı da azdı. Bu tecavüzde kibrit bulmak problem oluyordu. Yani bir süsüne bitiyordu yani ama artık harita sayısı çok fazla olduğu için bayağı kibrit bulunuyor. Bu da benim öncelikle bir yarım bir litre su kaynatmam lazım. En azından. Ondan sonracığıma gazoz içip bir şeyler yapabilirim ama ne yapacağız? Tabii o da var. Şey yapalım ya, gazeteleri falan parçalayalım, ne yapalım. Kitap okuyabilirim diyordum da gerek o kadar zaman geçirmek de istemiyorum. İçilmez su. Şu tuşturucuyu da hallederim, şunları da. Sonra tuşturucu bakımından şu Asalot tepesine ihtiyacımız olmasın. 8 tane var. 2 tanesini at. Gerek yok bunlara. İçilebilir su. Eyvallah. Burada sen bana bir huş kabından çay hazırla. Ben şuradan geri kalan suyun bir kısmını içeyim. Çay yapacak kadar kalsın yine. Yeterlidir. Ben buradan sıcak kreşi çayımı içeceğim. Kuş kabuğundan çayı sonra saklayacağız. Bir tane de meşale alacağım. Sıcaklık bonusumuzla. Ağırlığımızın bir kısmı üzerimizden gitmiş bir şekilde. 35'e düştük. Yolumuzu devam edeceğiz. Tatlı vadide aslına bakmadım. Birkaç yer var. Skitter'ın tepesi ve 3 bilmem ne çiftlik evine. Gidebiliriz. Ama oralar artık daha sonrasına kalsın yani. Sadece oralar kaldı. Diğer şimdi işte kuledir filan. Göldür, kuledir. Gizemli göl kule arasındaki mağaradır. Buralara zaten bakacağız. Oralara şimdi gidiyoruz zaten. Bu geceyi zaten şeyde geçiririz. Sinyal kulesinde geçiririz. Şöyle kazasız belasız lootlayabilirsem çok mutlu olacağım. Bu arada dediğim gibi şeyi söylemeyi unuttum. Yorumlara linkini atacağım. CPT Silver TV'nin yorum şeyine sabitleyeceğim. Kanalında, Twitch kanalında. Dediğim gibi bu hafta biraz yayınları orada yapacağız. Kadir yapacak yayınları yani. Ben de ona eşlik edeceğim tarzında olacak.
Ben kaydedip tekrardan YouTube'a atabilirim tabii ama bu da biraz zaman alacak tabii. İnternet hızım biraz daha düşük olduğu için. İşte mütecavüz günlüğümü uploadlayacağım, başka şeyler mi uploadlayacağım? Yani birazcık en azından mütecavüz günlüklerini aksatmayayım da diğerleri de aksarsa da mazur görün, öyle söyleyeyim yani arkadaşlar. Bu arada şey çok ilginç. Hala YouTube telefonda, ben başka Wi-Fi'lara bağlanarak telefondan yine internete girebiliyordum benim internetimin olmadığı gün ama ben bir videoyu yayınlamadıysam, gizliyse video, elleyebiliyorum onu, yayınlayabiliyorum yani. Ama bir videoyu ben aboneler özel çevirdiğim zaman telefondan onu normal yayınlayamıyorum yani, herkese açık bir şekilde yapamıyorum. O hala nasıl gelmedi YouTube telefon uygulamasına anlam veremiyorum yani. Alt tarafı aboneler özelliği public yapacağım, yaptırmıyor yani, beta diyor, bilgisayardan yapınız diyor. Lan bilgisayarda internet yok, bilgisayarın Wi-Fi özelliği yok ki, kasa bilgisayar takmadım, gerek yok, normal koşullarda gerek yok. Ya salak saçma, 2023 yılına yakışmayacak böyle teknoloji özellikleri görünce ben kafayı yiyorum yani. Hani sen YouTube'sun ya, büyük düşün ya. Nedir ya? Ne demek bilgisayardan yapınız ya? Onları dönüşte alayım. İyice yorulduk bu arada. Ağırlıktan dolayı. %100'lük meşaleyi yapmaya gerek iyiydi de, habire elime onu veriyor, ne yapalım. Kısa yol tuşu en kaliteli olanı veriyor. Oo güzel, kraker. That's nice. Onun dışında bir şey yok. Gerek yok zaten, kraker bayağı... Kraker mütecavızı çok seviyorum ya. Evet satıyor filan ama yani sonuçta mütecavızda su buluyorsunuz genellikle. Su sıkıntı çok inanılmaz yaşadığınız durumlar olmuyor. Ağırlık kalori bakımından da en iyi yemeklerden bir tanesi yani kraker. Mütecavızda bulabileceğiniz, taşıyabileceğiniz, çok daha yavaş bozulan ve sizi zehirleme olasılığı çok düşük olan muazzam bir yemek yani. Yani fasulye diyorsunuz, sıcaklık bonusu pişirip yediğiniz zaman tabi bunun ekstra bonusu var ama 25'e 600 kalori. 0-10'a 600 kalori yani, inanılmaz. MR gibi yiyecek yani. MR'den daha iyi olabilir hatta yani. Ağırlık kalori bakımından olabilir. Bakmak lazım. Şuradaki asrotlarını alacaktım, aldım mı? Burada asrotu kalmamış. Burada asrotu kalmamış. Yeter, tamam gidelim. Kargalar nerede? İleride galiba, şurada. Yana da bakalım. Geyikçisi dişi almayacağım da. Şu mantarları da aldım aynı zamanda gelmişken. Şuradan başlayalım. İyice yorulduk. Allah'tan hava çok güzel bugün. Genelde başımıza böyle şeyler olmaz yani, hava genelde kötü olur biz yolculuğa başladığımızda. Bir dayı var. Ha bu arada şeyi de değiştireceğim, onu da söylemeyi unuttum. Hani Hedef 500'ü iptal ettik ya. Hedef 500 serisinin ismini ve tam yıllarını şey diye çevireceğim. Yeni harita keşif serisi diye çevireceğim. O da öyle. Playlist de ona çevrilecek. O seri öyle bilinecek yani. Onu da belirteyim. 500'ü daha sonra başlayacağız. Yeni mekanikler geldiği zaman. Tam şurası da bir tane sığınak spam noktalarından bir tanesi. Tabi bu seride mütecavızda sığınak çıkmıyor.
Gerçi şu an sığınakların lokasyonunun değişip değişmediğini hala ben bilmiyorum yani. Bunu doğrulayan varsa yazabilir yorumlarda. Abi ben buldum, eski yerinde buldum falan diyen varsa yorumlara yazsın. Yani benim de şu an test etme şansım olmadı. Belki custom bir tecavüz bulabilir. Çünkü loot kalitesini bir tık arttırdığımız için belki bulabiliriz. Aramaya devam edeceğiz orada. Oradan mı geçmeliyim? Yo, şuradan çıkarız gerçi ama hadi oradan geçelim. Değişiklik olsun. Aşağıdaki yeri takip etseydik şu an yakınında olduğumuz şeylerin altına gelecektik. Bu da komple bu dağa ulaşmamız anlamına gelecekti yani. Biraz yorgunuz. Biraz değil, çok yorgunuz. Ama üşümüyoruz. Bu yüzden canımız azalmadı bu şeyde, yolculukta. İyi oldu. Hoş oldu. Bir de kol bacak kırmazsak. Sinyal kulesi uzaklardan gözüküyor gibi sanki. Daha biraz daha yolumuz var. Aynen gözüküyor. Biraz yolumuz var. Kahve içsek mi acaba? Hadi içelim ya. Şu an ne kadar kahvemiz var? Kahvemiz azmış aslında. Neyse biraz daha hızlı gideriz eve. Bonussuz da taşınmak çok zor ya. Ama bizim son taşınmamız olacak yani. Gizemli Göl... ...le yerleşeceğiz tabii ki de. Çünkü Gizemli Göl mükemmel bir karşılık noktası yani. Milton'a giderken de eşyaları... ...Gizemli Göl'de bırakabiliriz. Bataklığa giderken de eşyaları... ...Gizemli Göl'de bırakabiliriz. Tekrardan geri dönebileceğimiz için. Çok güzel bir karşılık noktası olduğundan ötürü... ...yani Milton'a her zaman... ...hani şey... ...The Long Dark'ta base'inizi oraya kurmak zorunda değilsiniz ama... Bir oraya bir küçük bir base kurmakta her türlü fayda var yani. Bir tane ya tuzakçı barakasına, o da kavşak kutbasında ya da şeye, ofise base kurmanızda her zaman için fayda var. Çünkü illa oralardan geçeceksiniz yani. Nereye base kurarsanız kurun oraları kullanacaksınız yani. Yani yeni haritaya giderken bile neredeyse geçmeniz gerekiyor yani. Gizemli Göl demir yoluna. Gideceğiniz, gitmeniz gerekiyor. Artık orasının isminin değişmesi lazım. Kesik demir yolu da. Gerçi orası da yine kesik de tek bir tren yayırı bağlı durumda. Ama tam anlamıyla %100 kesik değil artık. Az kaldı, az koş. Karşımıza löp diye bayı çıkmazsa. Kazasız belasız geldik anlamına geliyor bu. Açsın, yemeğimiz var. Yiyip hasır otuktan gömersin. Gizemli Göl'e giderken yoldaki mağarada yine bir kamp yapabiliriz. Belki birkaç tavşan avlayıp, o tavşanların etini yiyip derisini alabilirim. Veya bağırsaklarını almayacağım. Bağırsak Gizemli Göl'de toplarız. Bağırsak rahat toplarız Gizemli Göl'de. Şu kaliteli yayı acaba bulabilecek miyiz bu seride? Onu merak ediyorum. Ağırlığı yüksek. Normal yaya göre ağırlığı daha yüksek ama çok daha hasarı yüksek bir yay var diye biliyorum. Fiyakalı bir yay var. Onu bulmak istiyorum. Ticavuzlu umarım vardır. Olması lazım yay çünkü. Ama teknik olarak silah spamı da yok ya. Keşke olsa, inşallah vardır. Bir de yeni yay tahmin ediliyor mu ona? Hani yeni yayı kendi serilerinde bulan varsa, yani izcide bile olabilir. Şeyi kontrol edebilir mi? Yani yeni yay tamir edilebiliyor mu? Çünkü yaylar normalde tamir edilmiyor. Yenisini yapmak zorunda kalıyoruz.
acaba kaliteli yayı, fiyakalı yayı bulduğumuzda tahmin edebilecek miyiz? Böyle sedirle falan filan, ne bileyim. I don't know. Ya da kırılınca sadece şey mi kırılacak, böyle ipi mi kırılacak? İpi kırılınca tekrardan işte bağırsakla yay ipi mi yapacağız falan filan. Bunlar güzel aklımdaki sorular. Şimdi üşüyoruz ama bu bölümü de şöyle bitirmek istiyorum. Bir polaroidimizi çizerek bitirmek istiyorum bu bölümü. Havada açıkken. Şimdi yarın sistemist olur, bir de polaroid bekleriz. Hiç gereği yok. Şimdi çok karga var lan. Tam buranın aşağısında da varmış ya, yazıklar olsun. Alamayacağız. Her neyse o. Güzel çiziyoruz. Hey yavrum hey, haritamız açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Yani buradan şu üçüncü şans çiftliği, ha üçüncü şans çiftliğine gitmedik. Onu bile ben nasıl, ben göremiyorum onu buradan çizerek, görüyor ablamız. Ha görünüyor gerçi. Bir kulübe gibi gözüküyor. Şöyle tam köşeye koydum sağ üstte. Gerçi o kaya da olabilir, bilmiyorum hala. Emin değilim. Falan filan. Görüyor ablamız, güzel görüyor buradan yani. Elf gözlerin neler oluyor Legolas. Allah'tan polaroidler geldi cidden yani. Şu çizimler yoksa tam bir çile yani. Bir haritayı çizmek için böyle mütecavızda özellikle götüm dona dona 30 gün 40 gün geçirmen gerekiyor oyunda ya. Çile. Evet efendim, bu bölümü burada sonlandırıyorum. Efendim çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Dediğim gibi destekleriniz çok çok önemli. Özellikle bir de şu anda yayında da yapamıyoruz falan. Kanala katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Hem serileri, videoları önden izleme özelliğine kavuşacaksınız. Onu da belirteyim. Beğeni yorumları unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.